Bakın, burada çok yazık işler yapılmış. Söyleyemiyoruz bazı şeyleri. Bazı şeyleri söyleyemiyoruz. Utanıyoruz ya. Ya siz iş adamısınız, bu işlerin içindesiniz. Kendi şirketinizde bu işi yapar mısınız ya? Yapar mısınız? Nasıl buraya imza atmışsınız siz ya? Bu transferlere hangi rehberle yola çıkmışsınız? Hangi scouting yapmışsınız sen? Yani kimse, bu yönetim kim imzaladı burayı? Çıksınlar ortaya. Neredeler? Mallar nerede? Beşiktaş'ın mallarını kim talan ediyor? Görün ya. Ve halen belediyeyle konuşuyoruz. Geri versinler. Ve birisi kiralıyor. Kiralayan başkasına devrediyor. O ona devrediyor. Ya Beşiktaş'ı kendi şirketiniz olsa bunu yapar mıydınız ya? Ha? Burası gitti Beşiktaş'ın elinden şu anda. Belediye. Daha neler var? Bekleyin, bekleyin. Bilin, bakın. Malınıza sahip çıkın. Biz burada geçici yönetimiz. Herkes malına sahip çıksın. Biz geliriz, tespit ederiz, sizle paylaşırız. Divana teslim ederiz. Denetleme kurulu bunu bilir. Bu kiralar size geldi mi mesela? Sizin haberiniz yok mu bu kiralardan? Hiçbir sözleşme yok. Mesela Sporyum'da da mı yok sizde sözleşme? Çünkü birazdan anlatacağım. Sporyum'da bir kiralama yap. Carrefour'a yer kiralamışız. 6000 metrekare. Kaç para kira ediyor? 700 bin lira. Durum bitmedi. 700 bin lira ödediği kiranın 415 bin lirasını Beşiktaş aidat olarak ödüyor. Yani Beşiktaş'ın eline 6000 metrekarede 285 bin lira geçiyor. Yani metrekare başı 47 TL. Şu çelen raporunu verseniz bana. Bağımsız bir kuruluşa bütün kiralarını, değerlerini çıkarttırdık. Beşiktaş'ın alması gereken kira aidat hariç 1 milyon 528 bin lira. Carrefour. Hiçbir şeye yanaşmıyorlar. Biz anlaşma yaptık diyorlar. Çıkmayız, kirayı da arttırmayız. Beşiktaş buradan sadece 285 bin lira alıyor ya. Düşünün bakın. Önümüzdeki çarşamba tahliye edeceğiz. 4 milyon lira da borçları var. Hem aidat hem kira. Biz Beşiktaş için her türlü riski alıyoruz. Ha, söyleyeyim. Bakın bu işler kolay değil. Bu işler kolay değil. İnsanlar sizden rahatsız oluyorlar. Bugüne kadar çünkü bu işi soran olmamış. Bu işleri ne diye kullanmışlar biliyor musunuz? Kongre işleri için kullanmışlar. Gel bana el kaldır diye kullanmışlar. Bundan sonra bu işler olmayacak Beşiktaş'ta. Şubat 2021 imza atanlar burada. Ben size burada soruyorum. 5 tane tenis kortu, 1 tane havuz, 1 spa, reklam hakları, alt kiralama izinleri, 300 araçlık otopark ve ofisleri siz 2021 yılı Ocak ayında 90 bin liraya nasıl kiraya verdiniz? Buna nasıl imza attınız? Ve yine Çelen'in raporuna göre buradan alınması gereken kira 7 milyon lira. Bakın videolarını görüyorsunuz değil mi? 5 milyon lira borç var. İstinaftan istinafa dolaşıyor. Buradan Yüce Türk Adaleti'ne sesleniyorum. Beşiktaş bir kamu yararına dernektir. Bizim mallarımızı adalet geri versin. Falan bilmiyor bu binanın, bu kulenin bize ait olduğunu bilmiyor. Bu kule bizim. Süleyman abiden bize miras, kötü kullanılan miras. Görüyor musunuz çatı katını? Yıllık. Fakat tamam anlaşılabilir kira vesaire. Biz tam 9 aydan beri kiramızı alamıyoruz.
Şu anda firma bize 46 milyon lira civarında faiziyle birlikte borcu var. Ve mahkemeye verdik tahliye için. 24 Eylül'de mahkeme görülecek, bilirkişi raporu alınacak. Gelelim işin enteresan yanına. Biz dün Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bakın, bizi daha önceki başkanlarla karıştırmayın. Biz Beşiktaş'ın menfaati için her türlü hak ve hukuku ararız. Her yerden bize haber yolluyorlar. Biraz önce yine haber yolladılar. Gelsinler görüşelim. Televizyonlara çıkalım, YouTube'a çıkalım. Ya Beşiktaş'ın mallarına çökmüşsünüz yıllardır. Ben sizinle nereye çıkayım ya? He? Fulya'nın romanı yazılır. Fulya'nın romanı yazılır. Buradan Yüce Türk Adaleti'ne sesleniyorum. İçişleri Bakanlığı'na sesleniyorum. Adalet Bakanlığı'na sesleniyorum. Bu ülkede hukuk varsa Beşiktaş'a hakkının teslim edilmesi lazım.